İspanya'da Katalonya'nın ayrılık kararından sonra yaşananlar sadece ülkede değil, tüm Avrupa'da gündemde. Barcelona kenti ayrılıkçıların merkez üssü konumunda. Kentte hararetli günler yaşanıyor. Barcelona yönetimi günlerdir bir ayrılıkçıların, bir birlikte kalmak isteyenlerin gösterilerine sahne oluyor. Katalan halkı ve Barcelona yönetimi haklarında çıkan feshedilme kararına ve davalara karşı çıkıyor. Peki tüm bu kargaşalı günler yerel halkı nasıl etkiliyor? Ayrılmak çok zor. Hemen hızlı bir şekilde yürürlüğe geçmesi çok zor ama buna halk karar vermeli. Herkes aynı şekilde düşünmek zorunda değil. Ben ayrılıkçı değilim. Burada 3 milyon kişi yaşıyor. Madrid hükümetinin bunu anlaması lazım. Her şey konuşarak çözülebilir. Katalanların kafası karışık. Ayrılık tartışmaları çıkmaza girmiş durumda. Gelinen bu noktada sokaktaki Barcelonalılarda da umutsuzluk hakim. İnsanlar burada ne isterse istesin çıkmaz bir sokaktayız. Çünkü bütün yetki İspanya merkezinde. Biz ne istersek isteyelim. Onlar yürürlükteki kanunları uygulayarak istediklerini yapacaklar. İlk başlarda aslında ayrılmayı destekliyordum. Ama bu olaylar olduktan sonra birçok şirket Katalonya'dan gitti. Benim bir ailem var ve ben bu aileyi geçindirmek zorundayım. Bütün İspanya hep beraber daha güzel olur bence. Ayrılmayı istemiyorum. Bölgede 21 Aralık'ta erken seçim yapılacak. O seçimde ayrılıkçılar da yarışacak. Oylamayı Madrid'de yeni bir meydan okumu olarak görüyorlar. Kriz yeniden alevlenecek mi yoksa yatışacak mı, zaman gösterecek.